İyi akşamlar sevgili dostlar. Bir süredir tarlayla uğraşmaktan bahçeye vakit bulamamıştık ve bahçemizin son halini sizlerle paylaşmamıştık. Şimdi bahçemizin son halini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi Sibel çapalıyor. Bugün aslında bütün gün çapalamakla geçti. Şimdi hemen şöyle baktığımız zaman Hemen söyleyelim. kenarlarda fasulyeler var. Evet, sonra ortada börülce var. Ortada börülceler var. Gene sırık. Bu fasulyeler daha önce ekildiği için sıraya bağladık. Şimdi onu şöyle yaptık sevgili dostlar. Burada kanallar olduğu için kanallardan kargı kestik. Kargı dediğimiz aslında bu kamış. Ama kalın kamışlar bunlar. Fasulye de bunları tutunacağı için bunları diktik ve gördüğünüz gibi iplerle bağladık ki fasulyeler bunlara sarılabilsin diye. Üçüncü şeye geldiğimizde burada patlıcanlarımız var. Patlıcanlarımız, dökenler var ama arada çapaladım, şimdi girmeyeyim de çiçeklerini göstereyim. Evet, boydan boya patlıcanlarımız burada. Biberlerimiz hemen geldiğimiz gördüğünüz gibi gene biberimiz var. Döken biberlerimiz var. Şurada var. Bakın şurada da var. Hemen burası da boylu boyunca sonuna biraz kadar biber. Hemen yan tarafa geliyoruz. Burada var. Göreceksiniz. Domatesler döküyor yavaş yavaş. Şurayı alabilir misin? Patateslerimizi bakın başında. Alacağım. Burası da boydan boya domates oldu sevgili dostlar. Hemen yavaş yavaş dönüyorum. Bu sefer patateslerimizi göstereceğim. Bu mor patates. Özelliği tatlı ne? Patates. Tatlı patates. Tatlı patates diyelim peki. Bir tane kökten yaptık, deneyeceğiz. Tek çuvalda. Bunların hepsi normal patates. Evet, bunları görüyorsunuz. Şunların hepsi. Şunu göstermek istiyorum. Bu patatesler açıyor şimdi. Çok açıyorlar. Bu çiçekler bitecek. Sonra bu yaprakların hepsi sararacak. Ondan sonra da patatesler çıkarılacak. Yani herhalde bir ayı daha var. Evet. En kötü. Ya da 45 günü belki. Evet. Yani, gördüğünüz gibi boydan boya da burada da çuvallarda patatesler var. Evet. Onlar da yemyeşiller. Salatalıklarımız var şimdi. Buraya geldiğimiz zaman evet, salatalıklar var. Şu anda döken var mı diye bakıyorum bir saniye. Burada dökmüş bir tane işte. Ama küçücük. Görebiliyor musun? Evet. Yavaş yavaş dökecekler. Çünkü vardı zaten dökenler. Onları topladık. Onları topladık. Evet. Salatalıklarımız görüyorsunuz. Yavaş yavaş döküyorlar. Ben geri dönüyorum zarar vermeden. Bu alanda kabaklarımız var. Çiçek açmış durumdalar. Yavaş yavaş. Hatta bak, bakın. Kabak vermiş durumda. Kabaklar da yavaş yavaş büyüyorlar. Tarlanın sonuna göre yine kabak yaptık. Burada da ilginç bir şey denedik sevgili dostlar. Yer fıstığı denedik. Bunlar yer fıstığı. Hani olur mu diye, acaba diye. Bu kanalı da boylu boyunca yer fıstığına ayırdık. Ve kenarlarda da gördüğünüz gibi marullarımız var. Marullar bu tarafta, her tarafta da zaten. Burada lahanalarımızı diktik. Gördüğünüz gibi lahanalar var. Var. Şimdi üstüne döken biber diyoruz. Şu cin biberlerin 7 kardeş olanları var. Onlardan şöyle. Onlardan diktik oraya da. Zaten sulama sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi genel bir bakış açısıyla da bakalım. Patateslerimiz. Bütün bahçemiz. Baktık. Hemen seramıza bakacağız. Şurayı da gösterelim. Sonra mı geçelim? Peki. Bakın. Seramızda domatesler Sibel'in boyunda oldular neredeyse. Evet, domateslerimizi bakın görelim. Domatesler dökmüş durumda. Çok güzeller. Domateslerimiz büyüyor. Bunlar çok güzel domatesleri oldu. Kocaman kocaman. Bunlar biberlerimiz sevgili dostlar. Biberlerimiz de vermeye başladı. Dökün. Biberler de büyüyor. Yalnız bu biberlerin özelliği var. Söylemem lazım. Bunlar körüklü biber. Biz ilk defa burada tanıdık onu. Dökünce de gösteririz. Çok acı. İnanılmaz. Çok acı ve biraz da büyük. Ve çok pahalı. Pahalı, evet. Pazarda. Şu an kilosu 100 lira pazarda. Evet. Şu alana gene mısır ektik. Yok. Şu alana gene marul ektik. Çıkmasını bekliyoruz şu araya. Şu küçük aralara. Bakın. Görüyorsunuz marullar. Tohumdan çıkıyor. Annemden hemen yan taraf. Olduğu gibi darı. Yani diğer bir de işte mısır. Mısırlarımızı diktik. Gene bu alanda gördüğünüz gibi bir sürü mısırımız var.
Kargılarımız orada. Boylu boyunca mısır yaptık. Ve yine ufak bir sebze bahçesi yapacağız. Yarın burayı ıslattık. Bu bölümü kaldıracağız, temizleyeceğiz. Soğanları ve buraya tuttuğu için soğanları kaldıracağız, sarımsakları kaldıracağız. Yeni yaz soğanı dikeceğiz. Yaz soğanı. Aha, onu da tohumunu aldık zaten. Başka? Maydanoz ekeceğiz. Maydanoz, nane vesaire hepsini ekeceğiz sevgili dostlar. Burada da küçük bir limon ağacımız var. Buraları da öyle halledeceğiz. Yenge nasılsın? İyidir vallahi, bahçeye gösteriyoruz. Sağ olasın, teşekkür ederiz. Evet, geldik. Odunlarımızı da karşıya koyduk sevgili dostlar. Yavaş yavaş. Oraları da sizlerle paylaşacağız. Oraları da koyacağız. Bugün afınıza sığınarak Sevamer'de çay yapıp içtik. O keyfimizi de bitirdik. Yine de bir bardak sizin için. Çünkü odun ateşinde çay gerçekten biraz farklı oluyor. İşte bu. Demli demli. Evet. Misafirlerimiz de vardı aslında. Evet, onlara da ikram ettik. Afiyet olsun diyoruz sevgili dostlar. Buyurun birlikte olsun. Gelmek isteyen dostlarımız her zaman kapımız açık. Arap, oğlum. Ne yapıyorsun bebeğim? Gel. Gel bebeğim benim. Ah, köpeğimiz de geliyor. Gel. Gel oğluşum benim. Gel benim tatlım benim. Gel bir tanem benim. Gel. Aşkım benim, aşkım benim, aşkım benim. Oh, aşkım benim. Güzel oğlum benim. Tatlı, akıllı oğlum benim. Evet. Evet, sarıldı bana Arap. Oğlum benim. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi köy yaşamı böyle. Bütün gün çapayla geçti. Yani bir gününüz kendi bahçenizde geçiyorsa bir gününüz de ne yazık ki tarlada geçiyor. Çünkü tarlada da bakım, çapa vesaire yapmak gerekiyor. Orada da bir bostan yaptık. Gördüğünüz gibi köy hayatı, emekli hayatı, yapacak bir iş olmadığı zaman kendinizi toprağa veriyorsunuz. Ve yavaş yavaş olduğu zaman da buraya da bir yaşam alanı oluşturduk. Sizlerle paylaşacağız. Evet, hadi. Gel. Sarı, atla. Atla. Sarısın mı? Niye sarılmıyor? Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hadi Sibel teyze, hadi. Hadi bakalım. Sarılmayacakmış ama kendini sevdirecek. Bak, kuyruğa bak, eşek sıpası. Evet, Sibel Hanım, söyleyeceğiniz son emekliye şeyler. Emekliye bakın, yorucu ama çok zevkli şeyler. Benim tam istediğim şeylerdi ve çok mutluyum. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, tekrar sizinle bahçemizi paylaşacağız. Kendinize lütfen iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizi desteklemeyi unutmayın. Evet. Evet, annesi annesi. Evet. Sevgili dostlar, hepinize güzel akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere.